Evet hocam, uzun bir yerden sonra üçlük bir yenilik aldınız. Neler sormak istersiniz? Evet, bugün ligin lideri Altınordu ile oynadık. Herkes de biliyor ki yani Türkiye'nin en iyi altyapısına sahip bir takım Altınordu. Üreten bir fabrika. İnsan üreten, futbolcu üreten bir fabrika. Bugün kaybettik. Buradaki seyirciler, sizler, gelen herkes, oynayanlar dahil. Bugün inanılmaz mutlu oldum. Neden mutlu oldum? İkinci 45 dakika 10 kişi oynadık gördüğünüz üzere. Bir tane Altınordu gibi bir takıma tek bir pozisyon dahi, hatta yarım pozisyon vermeden 4 tane 5 tane çok net pozisyona girdik. Çocuklarla da maçtan sonra kendim bir konuşma yaptım. Çocuklarımla ben her zaman gurur duydum. Gurur duymaya devam ediyorum. Bugün inanılmaz derecede mücadele ettiler. Altınordu gibi bir takıma 10 kişi 45 dakika boyunca hiç pozisyon vermeden 4 tane 5 tane pozisyona girerek ve net pozisyona girerek bugün 3-1 kaybettik. Ligin lideriydi. Ben isterdim ki Şinaslı, buraya gelen insanlar iyi iki tane takımı 11-11 izlesin. Ben eleştiri yapıyorum. Kendimizi de eleştiriyoruz tabii ki. Şimdi her hafta acaba bunun daha kötüsü var mı diyorum. Hakemler anlamında. Bir hafta sonra daha kötüsü oluyor. Acaba bunun kötüsü var mı diye düşünürken, ya bakın ya izleyen inşallah arkadaşlar burada, kendileri de buradaydı. Ben hayatım boyunca bu kadar kötü bir orta hakem inanın görmedim. 3-1 mağlup oldum. Çocuklarımla gurur duyuyorum. Birinci dakikada takım kaptanımız Berkant'ın ağzına gelen top dudağı patladı. Kanlar içinde. Penaltı. Biz kırmızı kart, penaltı beklediğimiz pozisyonda bize penaltı çalınıyor ama kırmızı kart yok. Ya ben neresini anlatsam bilmiyorum. Biz 10 kişi bıraktığı, penaltı verdiği. Maçla alakası yoktu zaten sağ olsun hakemin. Eleştiriye de kapalılar. Ben eleştirdiğim zaman da bozuluyorlarmış. Buradan tekrar söylüyorum. Kötü değil, gerçekten çok kötüler. İnşallah kendilerini toparlarlar. Hakem kuruluna da bir şey söylemek istiyorum. Burası gelişim ligi, eyvallah. Ama biz buradan A takım oyuncular veriyoruz. Vermeye de devam ediyoruz. Şu anda bir tane oyuncumuzu 3. lige verdik. Bir tanesi bugün A takım kadrosunda. Bir tanesi de 18 milli takımda. Bugün bunlar da bizim eksiklerimiz mi diyebilirsek. Eksiklerimiz değil, bunlar bizim kârlarımız. Biz çünkü bu oyuncuları gönderdik. Eleştirileri açık olsunlar. Neden? Bugün çarşamba, hafta içi. İl hakemi yerine, tamam burası gelişim ligi ama hakemleri başka yerde geliştirsinler lütfen. Bize buraya daha tecrübeli, bu işi daha iyi yapabilen, daha geleceği parlak hakemler yollarlarsa biz de tabii daha zevkli maçlar oynarız. Yenildiğim için üzgün müyüm? Evet, skor anlamında üzgünüm. Ama bugün gerçekten çok samimi söylüyorum. Oynanan futbol beni inanılmaz mutlu etti. Çocuklarımla tekrar tekrar gurur duyuyorum. İkinci yarı özellikle çok iyi hocam. İkinci yarı evet. Yani 10 kişiydik biliyorsunuz yani. Biz zaten 41. dakikada 10 kişi kaldık. Rakibin hocaları geldi, tebrik etti. Rakibin sportif direktörü geldi, tebrik etti bizi. Kendi hocalarımız burada çok sağ olsunlar. Hepsi arkamızdalar, yanımızdalar. Yani ne diyebilirim Ömer abi? Ben burada Altınordu'yla 11-11 gerçekten çok iyi bir maç oynamak isterdim. Evet çok iyi bir maç oynadım. Ama 10-11 oynadım. Kaybetmemek için, herkes kaybetmemek için sahaya çıkar sonuçta yani. Kazanmak için sahaya çıkar. Biz bu lig boyunca iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Altınordu'yu da tebrik ediyorum. Gerçekten zaten Türkiye'nin bildiği iyi bir takım. İyi gençlerden kurulu. Genç yetenekleri Türkiye'den tararak getiriyorlar. Bizim durumumuz belli. Bizim de hedefimiz A takıma oyuncu kazandırmak. Ama Türkiye'nin Altınordusu bugün Denizspor'u gördü diyebiliriz yani. Net bir şekilde. Ben çok gerçekten gurur duydum çocuklarıma. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim, sağ olasın.